Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz arkadaşlar bölge kavramı ve bölge türleri ve devamındaki videolarda ise ulaşım sistemleri. Bu bölge kavramı ve ulaşım sistemleri bir ünite olarak değerlendirilir arkadaşlar. Kısa bir ünitedir. Ancak ÖSYM'nin her sene sınavda soru sorduğu yerdir. Oldukça basittir. Hatta diğer konuların tekrarı gibidir özellikle bölge kavramı. O yüzden çalışırken sanki biz bunu biliyoruzmuş gibi düşünmeyin arkadaşlar. Benim dediğim yerlere dikkat ediniz ve not almayı tekrar söylüyorum unutmayınız. Oldukça basit bir konuyu işleyeceğiz arkadaşlar. Sadece dediklerime dikkat edin. Hem basit hem de sınavda çıkma ihtimali çok yüksek olan konu. Hatta şöyle söylüyorum bölge kavramı ve ulaşım sistemleri dediğim zaman yüzde yüz bir tane sorunun geleceği bölümdür. Peki bölge deyince ne geliyor arkadaşlar bizim aklımıza? Bölge dünya üzerinde doğal ve beşeri, doğal, beşeri ve ekonomik özellikler bakımından kendi içerisine benzerlik gösteren hatta bu benzerlikle diğer yerlerden ayrılan alanlara bölge adı verilir. Tanımı çok önemli değil. Bölge adı üstünde bir sınıflandırma biçimi. Doğal ve beşeri özelliklerle diğer alanlardan ayrılan bölgelere şekilsel bölge denir. Önemli, doğal ve beşeri özelliklerle diğer yerlerden ayıranlara şekilsel bölge denir. Mesela iklim bölgesi, su bölgesi, toprak bölgesi gibi. Bölgelere biz ne diyoruz? Doğal bölge diyoruz. Hep diyoruz ya doğal ve beşeri ayrımına dikkat edin diye. Yani insan varsa beşeri bölge, insan yoksa biz ona doğal bölge adını veriyoruz. Mesela yine nüfus bölgesi, sanayi bölgesi, kültür bölgesi tarım bölgesi bunlar ise beşeri bölge sınıflandırmasında yer alır. Şurası hem TYT hem AYT için önemli olan bir yer. Şöyle yıldızladım AYT'de de karşımıza çıkan bir bölümdür. Herhangi bir yerdeki ekonomik ve kültürel işleyişi daha iyi sınıflandırmak için yapılan bölgelere işlevsel bölge denir. İşlevi olması lazım. Eğer bir bölgenin bir işlevi varsa, bir fonksiyonu varsa biz buna işlevsel bölge adını veriyoruz. Mesela meteoroloji hava tahminleri bölgeleri. Nedir? dünya ya da Türkiye'yi e, hava durumunu iyi tespit etmek için yapılmıştır. Karayolları hizmet bölgesi. İşte birinci bölge, ikinci bölge, onuncu bölge gibi. Eskişehir, Büyükşehir Belediyesi yetki alanı bölgesi. Güneydoğu Anadolu projesi bölgesi, Türkiye İstatistik Kurumu bölgeleri gibi bir işleve sahipse biz buna işlemsel bölge adını veriyoruz. Arkadaşlar şuradaki sınıflandırma aslında bize her şeyi veriyor. Burası bizim için yeterlidir. Hatta ben şöyle şurada bir bir şey daha yapayım buraya. Şu ikisine biz ne diyoruz arkadaşlar? Şekilsel bölge adını veriyoruz. Buraya ise işlevsel. Yani bölgeler önce şekilsel ve işlevsel olarak adlandırıyoruz. Doğal fiziki özelliklerine göre bölgeler, yer şekillerine göre bölgeler. Dağlık bölge, ovalık bölge, plato bölgesi, düz bölge, engebeli bölge gibi. İklim özelliğine göre Akdeniz bölgesi, Karadeniz bölgesi, Karadeniz iklim bölgesi yalnız, Okyanusal iklim bölgesi, yağışlı bölge, kurak bölge, sıcak bölge, donlu bölge gibi. Bitki örtüsüne göre orman bölgesi, çalı bölgesi gibi, su özelliklerine göre göller yöresi, Mississippi havzası bölgesi gibi, toprak özelliklerine göre alüvyal toprak, zonal toprak, taşınmış toprak gibi. Hocam biz bunları gördük. Az önce dedik zaten biz bunları gördük. Sadece burada sınıflandırma yapıyoruz. Yani gruplandırıyoruz. Grubu neye göre oluşturduğumuza dikkat ediyoruz. Harita üzerinde de gösterilirse Acaba burası o bölge içerisinde yer alıyor mu almıyor mu? Bu kadar basit bir özellik. Doğal afetlere göre sel bölgesi, deprem bölgesi, taşkın bölgesi gibi. Beşeri özelliğe göre nüfusa göre sıralayabilirim. Yoğun bölge, yoğun nüfuslu bölge, seyrek nüfuslu bölge, okur yazar bölgesi, kır nüfusunun yoğun olduğu bölgeler gibi. Yerleşim özelliğine göre kır kent gibi, dağınık toplu gibi. Siyasi askeri özelliklere göre veya planlama özelliklerine göre. Az sonra tekrardan göreceğim için biraz hızlanıyorum. Tarım özellikleri, sanayi, turizm, maden, ulaşım gibi özelliklere göre yapılıyorsa biz buna beşeri bölge adını veriyoruz. Eğer birden fazla özelliğe göre de yapıldıysa bu bölgelere karma bölge adını veriyoruz. İşlevsel bölgeler, mülki idari özelliklerine göre bölgeler, yerel yönetim bölgeleri, kamu kurumlarının hizmet bölgelerine ise biz işlevsel bölge adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi şekilsel bölgeleri neye göre yapıyormuşuz? Bunlar az önceki dediğim gibi tabloya göre öğrensek bizim için yeterli olacak. Hemen şöyle biraz daha haritamızda çek şekilde bir küçülttüm. Doğal şekilsel bölgeler mesela ne demişiz? Yer şekillerine göre yapılır. Sadece şurayı çizseniz yeterli arkadaşlar. Ne diyoruz? Doğa, da bölgeleri. Dağlık bölge. Mesela ben şöyle yapayım. Haritada şöyle taranır arkadaşlar ki çıktı böyle bir soru. Ben neyi taradım şu anda? Dağlık bölgeleri. Yukarıda taranmış olan alanlar hangi bölge sınıflandırması içinde yer alır diye bir soru gelmişti arkadaşlar. Dağlık ve engebeli alan. Ovalık bölge veya plato bölgesi gibi. Mesela İç Anadolu bölgesini belirleyebilir. Plato bölgesi gibi. Tamamen yer şekillerine göre olacak. Dağ, ova, plato gibi. Az önceki benzer bir soru geldi arkadaşlar. Haritada numaralanmış alanlardan hangisi dağlık ve engebeli bölgeler arasında yer alır? 1 numara kayalık dağları ve 4 numara Himalaya dağları dağlık bölge içerisinde. Yine bakıldığı zaman 5 numara arkadaşlar bu gördüğümüz alan. Ant dağları şu gördüğümüz alan 3 numaralı alan ise arkadaşlar Atlas dağlarına denk gelir. Peki hangisinde dağ yoktur burada? 2 numaralı alanda dağ bulunmaz. Cevabımız 2 olacaktır. İklim özelliklerine göre mesela iklim elemanlarının dağılışı olabilir veya iklimin doğrudan kendisi olabilir gibi ılıman iklimler, ekvatoral iklim, Akdeniz iklim bölgesi, yağışlı bölge, kurak bölgelerim. Mesela şöyle bir harita veriyor arkadaşlar ÖSYM bize yukarıdaki hangi bölge sınıflandırması içerisinde yer alır? Hemen haritaya bakıyorum. Ne görüyorum? Akdeniz ikliminin dağılışı. E o zaman burası Akdeniz iklim bölgesi şeklinde yorumlamam gerekiyor. Ya da şöyle baktım. Bakın burada işte şu gördüğümüz alanda ekvator çevresi, ekvatoral iklim. Hatta şöyle gösterecek olursam daha net görüldüğü için bu sarıların bulunduğu alan çöl iklimi gibi veya şu pembeyle gösterilen sert karasal iklim bölgesi gibi bu şekilde iklimlere göre sınıflandırma yapılabilir. Bir diğeri hidrografik bölgeler yani hidrografyayı incele hidrografyanın inceleme alanında bulunan hidrografik özellikler okyanus, deniz, göl, akarsu gibi unsurlara göre yapılan sınıflandırmadır. Ne olabilir işte işte haritaya baktığımız zaman Türkiye'nin akarsular haritası verilmiş. Türkiye'deki akarsu bölgeleri veya işte Burdur Isparta'ya ne diyoruz? Göller yöresi ya da Karadeniz kıyısına Karadeniz kıyı, Karadeniz'e kıyısı olan şehirler bölgesi gibi bu şekilde sınıflandırma yapılabilir. Hocam bunlar basit şeylermiş aslında. Evet doğru. Toprak bölgeleri mesela dünyadaki terra rossa toprakları veya kahverengi orman toprağı, Türkiye'deki bozkır toprağı, laterit toprağı, çernozyon toprağı gibi sınıflandırmalara biz toprak bölgeleri adını veriyoruz. Doğal afet bölgeleri, deprem bölgesi, sel bölgesi, çığ bölgesi gibi büyük e, depremlerin olduğu, e, örnek veriyorum harita veya bölgeler sınıflandırması yapılabilir. Veya işte çığın en çok olduğu yerler bölgesi gibi bu şekilde sınıflandırmalar yapılabilir. Bitki ya da diğer adıyla flora bölgeleri. Hemen şuradan daha rahat görürüz. Mesela şu harita bitki türlerine göre yapılmış. Yeşilin olduğu yerler orman bölgesi. Şu gördüğümüz turuncu alan ya da kızıl renkte olan yer kızılçam ormanları ile çalı yani maki bölgesi. Sarı olan yere baktığım zaman bozkır bölgesi olduğunu görüyorum. Bu şekildeki sınıflandırmalara bitki bölgeleri adını veriyoruz. Haritada numaralanmış alanlarda hangileri orman bölgeleri içerisinde yer alır? E orman en çok nerede var? Ekvator çevresinde var. Burada hiç işaretlenmemiş. Başka Muson Asyası'nda var. Doğru. Kanada'nın batısında ve Avrupa'nın batısında var. E işaretlediğim alanda neresi denk geldi arkadaşlar? 1 ve 2. Burada gördüğümüz 3 numara ve 4 numaralı alanlar ise çöllere denk gelir arkadaşlar. Oralarda orman örtüsü bulunmaz. Bir diğeri ise arkadaşlar beşeri şekilsel bölgeler. Ham madde üretim bölgeleri mesela. Ne olabilir arkadaşlar? İşte tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık gibi faaliyetlerin yapıldığı yer. Örnek şu altta bir harita vermişiz. Haritamızın adı neymiş? Türkiye'deki pamuk üretim bölgeleri. Yani aslında ne yapıyoruz arkadaşlar? Türkiye'deki pamuk üretimi diyoruz. Sonra da bölgeleri kelimesini koyduk mu bölge kavramı oluyor. Bu kadar basit. Yani burada pamuğun nerede çok olduğunu, nerede az olduğunu bilmenize gerek yok. Bu neye göre yapılmış sınıflandırma? Sadece bu. Pamuğun nerede çok yetiştiğini zaten ayete de göreceğiz. Ayete konuştur arkadaşlar. Sanayi bölgeleri sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerler işte organize sanayi bölgeleri gibi. Mesela şu haritaya baktığınız zaman dünyada sanayi faaliyetlerinin ve nüfusun yoğun olduğu yerler burada gösterilmiş. Nüfus bölgeleri nüfusun dağılışı işte az önceki gösterdiğim harita nüfusun dağılışını gösteriyordu. Hatta bir daha göstereyim. Dünyada nüfusun nerede yoğun olduğunu tak diye görüyorsunuz. Hatta bir hatırlatalım Çin'in bulunduğu alan. Hindistan'ın bulunduğu alan. Diyeceksiniz ki hocam şurada Hindistan'ın bulunduğu alanda bağırsak gibi bir şey var. Şöyle gidiyor dikkat ettiyseniz. Şöyle çizeceğim sonra geri alacağım çizgiyi rahat görün diye. Orası neresi arkadaşlar? Ganj ırmağı kenarıdır. O yüzden orası sık nüfuslanmıştır. Burası Japonya. Şu gördüğümüz alan Avrupa'nın batısı. İngiltere, Fransa, Almanya ve şu son gösterdiğim alan ise arkadaşlar ABD'nin doğusu. Buralar yoğun nüfuslu bölgelerdir. Yerleşme bölgeleri yerleşmenin özelliğine göre arkadaşlar. Yani işte kırsal yerleşme, kentsel yerleşme, dağınık yerleşme, toplu yerleşme gibi sınıflandırma yapılabilir. Kültür bölgeleri kültürü oluşturan dil, din, ırk veya etnik kültürel özelliklere göre yapılabilir. Mesela şu an buradaki yeşil neyi gösteriyor bize? Türk kültürünün yayıldığı bölgeler. Türk kültür bölgesi yani. Yani kültürü oluşturan Yerlerin dağılışı gibi. Mesela Amerikan kültürü, Batı ya da Avrupa kültürü, Çin kültürünün yetkili olduğu yerler bunlar kültür bölgelerini oluşturur. Siyasi, askeri ve ekonomik işbirliği bölgeleri. Mesela Avrupa Birliği, NATO Birliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Şangay Beşlisi, bunun dışında gelişmekte olan 8 ülke gibi ki şurası. Gelişmekte olan 8 ülke haritası gösterilmiş. Buraya kimler üyeymiş mesela? Nijerya, Fransa, Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Endonezya ve Malezya üyeymiş arkadaşlar. E bunun sınırlar aynı zamanda belirgin mi? Evet. Siyasi birliklerin sınırları her zaman bıçakla çizilmiş gibi kesindir arkadaşlar. İşlevsel bölgeler. Şu ana kadar saydıklarımızın hepsi neydi arkadaşlar? Şekilsel bölgeli, işlevsel bölge, hizmet bölgeleri ya da ee, bunlar kendi içerisinde de bölümlere ayrılır. Mesela hizmet sektörü kapsamında bulunan eğitim, sağlık, ulaştırma, iletişim, ticaret, pazarlama, turizm gibi alanlarda özel ya da resmi kuruluşların hizmetlerini daha verimli şekilde sürdürebilmek, denetleyebilmek amacıyla Ülke çapında kendi amaçları doğrultusunda oluşturdukları bölgelerdir. Ne uzun yazmışız burayı da arkadaşlar. Aslında şunu söylüyorum. Hepiniz aslında bayiyi bilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben Denizli bayisi dediğim zaman ne yapar? İşte Denizli bayisi e, Denizli merkezde bulunur ama Aydın ve Muğla'yı da kapsayabilir. İşte biz bu sisteme ne diyoruz arkadaşlar? Bölge diyoruz. İşlevsel bölge diyoruz arkadaşlar hizmet bölgesi olduğu zaman işlevsel bölge oluyor. Mesela burada bize bir bölge verilmiş. Örnek veriyorum bakın şurada. Isparta'nın bulunduğu alan bir bölge olarak alınmış. Isparta, Afyon ve Burdur 15. bölge olarak alınmış. Buradaki merkez neresi arkadaşlar? Isparta seçilmiş. Burada Afyon ve Burdur'daki tüm işler de nereden yapılacak? Buradan yapılacak. Veya Ankara bakın bir bölge olarak seçilmiş. Yani ülkenin tamamına hizmeti götürmek çok zordur. Bunun yerine ülkede belli merkezler belirlersiniz. İşte birinci bölge, 5. bölge diye. Mesela örnek veriyorum bir tane daha göstereyim. Şuradan e, Batı Karadeniz'den göstereyim bir tane. Mesela Zonguldak, Bartın ve Karabüyü arkadaşlar bir bölge yapmışlar. Bunun birisini merkez yapıyorlar. Diğerlerini de arkadaşlar hizmeti o merkezden ulaştırıyor. Bütün hizmetler Ankara'dan giderse ya da İstanbul'dan giderse sıkıntılı olabilir. Kontrolü denetlemesi zor olabilir. Bu yüzden bir merkez seçilir. Yani bir bayi seçilir. Oradan da tüm dağıtım, organizasyon ve denetleme yapılır. Mesela bunun örneği ÖSYM'de de çıktı bu tür sorular arkadaşlar. Bir gazete bayisinin oluşturduğu dağıtım bölgeleri. Bir yiyecek firmasının dağıtım bölgeleri. Bir okulun öğrenci kaydı bölgesi. Mesela senin kayıt bölgen neresi diye soruyor. İşte benim kayıt bölgemde A mahallesi, B mahallesi, C mahallesi var. Senin bulunduğun yer E mahallesi, senin okulun burası olmaz gibi sınıflandırmalar yapılıyor. Yine meteoroloji bölgeleri, karayolları genel müdürlüğünün sınıflandırmaları bunlar içerisinde gelir. Kalkınma projesi bölgeleri arkadaşlar. E kalkınma projesi deyince bizim aklımıza GAP, DAP, DOKAP geliyor. Bunların açılımı AYT konusu. Sadece sınıflandırmanın yapılması TYT konusu arkadaşlar. Kalkınma amacıyla yapılmış bölgesel projelerdir. Doğu Karadeniz projesi, Güneydoğu Anadolu projesi gibi. Mesela örnek veriyorum şurası neresiymiş? Güneydoğu Anadolu projesi. Bu proje içerisinde kim var? İşte kim varmış? Kilis var, Gaziantep var, Adıyaman var, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri demek ki arkadaşlar bu kapsam içerisinde yer alıyor diye yorumlamamız gerekiyor. Kalkınma projesi, gap-dap-kop gibi yani e, ekonomik kalkınmayı amaç edinen projelerdir. Yönetsel bölgeler ülkeyi daha kolay yönetmek için, mesela Türkiye'yi tek parça halinde düşünün, yönetmek çok zordur, kargaşa meydana gelir. Ama biz ülkemizi yönetirken ne yapmışız? 81 tane ile bölmüşüz. Demişiz ki 81 tane ilimiz var. Mesela 81 tane valimiz var. Örnek Adıyaman valisine diyoruz ya da Afyon valisine sen Afyon'u yöneteceksin diyoruz. Afyon'u da kendi içerisinde biz bölümlere ayırmışız. Yani ilçeler ayırmışız. Onları da kendi içerisinde mahalle ya da köylere ayırmışız. Bu şekildeki sisteme biz ne diyoruz arkadaşlar? Yönetsel bölge. Yani ülkeyi daha ne kadar rahat yönetebiliriz? Türkiye için iller, ilçeler veya köyler olması. Türkiye'de yok ama ABD ya da Hindistan'da var. Eyalet sistemi de yine bu kapsam içerisinde yer alır. İstatistik bölgeleri. Ülke içerisinde ben istatistik toplayacağım. O zaman nereden yardım alıyorum arkadaşlar? İstatistik bölgelerinden. İşte sosyoekonomik bakımdan benzer alanları oluşan bölgelerdir diyoruz istatistik bölgeleri. İşte burada yapılmış mesela İstanbul bölgesi. Şu gördüğümüz Ankara, Konya ve Karaman kendi içerisinde bir bölge olarak ne yapılmış, belirlenmiş. Yani istatistiki verileri toplamak için yapılan bölgelerdir.